Evet değerli dostlarım, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Yılmaz Çelik, Kayseri Develi Gümüşören Köyü'nden hepinize saygılar, selamlar. Arkadaşlar biz bugün kerbiç kesiyoruz. Kış boyu böyle seriyoruz. Annem de burada oturuyor. Şu ileride gördüğümüz yuvakla, biz yuvak deriz. Bazı yerlerde loğu taşı diyorlar. Onunla da yuva yuvuyoruz baharın. Haziran bu zamanlarda da kesiyor değil mi anne? İşte bu zaman keseri kurur. Normalde bizim yerimiz çok böyle düzgün değil ama bu sene güzel kalkıyor. Ama bizim Develi'de en güzel kerbiçleri nereye kesiyor biliyor musun anne? Hangi köy kesiyor? Bilir mi? Şehir üzerinde. Yok yok. Söyleyeyim mi ben? Gömediğine Ayfatacı keser. Kalıp gibi çıkarırlar arkadaşlar. Bu teze, bu hayvan gübresini biz yaşken böyle seriyoruz. Böyle suyunu çekince kesiyoruz. Kışlık yakacağımız. Toprak zemine sererseniz çok daha güzel kalkar arkadaşlar. Ama bizim buralar böyle hep kaya olduğu için, sayı olduğu için çok. Çalışıyor mu Telşiyen? Çalışıyor. Çalışıyor. Anneme verdik kamerayı bakalım. Sallama diyor ama ben durasım yok böyle olay olay. Çok az. Sen eskiden bunu tek başına mı keserdin anne? Tabii ki de ben keserdim oğlum. Bir günde bitirir miydin? Ben burayı bir günde bitirirdim. Yaşlandım, baban inanmıyor kesmez misin ben? Ben senin şimdi gençliğini de bilirdim diyor. Ama ben de üzülüyorum öyle deyince. Şimdi izleyenlere söyleyelim de, biz normalde kışın kömür de alıyor, odun da var. Bu böyle şey de yakmalık değil mi? Zobayı ilk tutuştururken. Değil mi baba? Oğlum, şimdi alışkın olduğumuz işi bu olmazsa sanki olmaz gibi. Oysa odun çok kayılı evde. Kömür de alıyor çok şükür. Ama bu, eskiden imkanlar yoktu değil mi? Kömür falan bu olmazsa olmaz, olmaz gibi bir alışkanlık annem bile. İlla olsun yok, çok evde kesmiyor Yılmaz'ım. Sen bizim gibilere bakma. Bayağı kesmeyen de çok. Yazın ocağın altında kullanmak için. Kışın böyle baharın, güzün, hafif soğuklarda. Şimdi bahar günü kömür yakamıyor. Çok sıcak oluyor biliyor musun oğlum? Odun da yakamıyor, çok ısınıyor. Bu hafif oluyor, azıcık yaktık mı ısınıyor ev içi. Bir de alışkanlık ya şimdiki. Eskiden ne yapardı, şey yaparmışsınız anne, eskiden tezek de yokmuş. Hayvanların yayıldığı yerlere gidip yapma toplarmışsınız. Ona dillerdi ki yayılım tezeği dillerdi. Bu zengin de giderdi, fakir de giderdi oğlum toplamaya. Herkes giderdi, arabalarına getirirlerdi, şey, at arabasıyla. Şöyle kürek dik vurulacak değil mi? Hı-hı. Senin bilmediğin bir iş var mı acaba? Ben onu düşünüyorum şimdi. He? Benim bu çocuk
Bir ilme bilmediği bir iş var mı acaba diye onu düşünüyormuş. Benim mi? Tabii. Olmaz olur mu anacığım? Her insanın bilmediği işler olur muhakkak. Şöyle küçük kesiyor ki kolay kalksın diye bak. Pasta gibi kalkıyor. Çok güzel oldu da sen bunu yeter elimden al Yılmaz. Dur anneciğim. Şimdi şu birkaç tane daha keseyim. Postanını da gösterelim. İzleyenlerimize. Şöyle kestik arkadaşlar. Daha da keseceğiz. Şuradan itibaren şöyle bayağı serdik. Annemle babam da oturuyorlar böyle. Babam ahırdan çıktı. Annem de yemeğini yaptı. Yeşilliğe seyretmek çok güzel. Güzel oluyor değil mi? Manzarayı da gösterelim şöyle. Evet. Annemin bostanını da gösterelim. Tamam. Şunlar patates arkadaşlar. Yazın yazlık patates üzerinden yemeye. Kabakları bunlar kolsuz kabak. Kol atmıyor böyle top top kalıyor. Şunlar bizim torbadaki mahsuller. Kavun, karpuz, patates. Şu bal kabağımız. Köşede o da torbada. Şura soğan. Şura maydanoz. Maydanoz biraz geç topluyor kendini. Salatalık. Biber. Biber de geç topluyor. Şurada patates. Bunlar patates. Şurada kirazlarımız var arkadaşlar. Onlar da kızarmaya başladı. Şurada sarımsak. Sarımsak da artık olmak üzere bir haftaya sökülür. Onu da sizinle paylaşırız inşallah. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.